başında da kar var, duman yok. Muhanetin kızında da din var, iman sökülsün. Gelme gel, gelme gelme, üç gün rağmen götür selamlarımı da nazlı yâre. Başında bizleri izleyen bütün dostlarımıza, sevenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Pardon. Hoş geldiniz efendim. Canlı yayın heyecanı. İster istemez tabii oluyor. Evet. Mustafa, ağzına güzel, gönlüne sağlık. Senin mikrofon da heyecanlandı. Şimdi doğru. Sen ne yaptın? Daha açmadan elveda ettin, gönderdin. Evet. Evet, değerli Kanal 60 izleyicileri. Demir Kanal Arz Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel programımız startına verilmiş bulunmaktayız. Bugün de aramızda Gölüköy Dernek Başkanı ve yönetimde Ahmet abi, Yasin abi falan aramızda, sağ olsunlar. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Abi, birazdan sizleri tanıyacağız ama evet değerli dostlar, sizler bize ulaşabilmek için TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra duygu ve düşüncelerinizi yazın, 3929'dan bizlere gönderebilirsiniz. Dedikten sonra Mustafa, mikrofonu bir başkanımıza ver hele bir. Evet başkanım, hoş geldin, sefalar getirdin, ayağın tozuyla Ankara'dan uçağa bindin geldin direkt aramıza. Evet, bir uyuşmazlık oldu aramızda. İlk önce cuma dedik, sonra cumartesi dedik. Sonra cuma dedik, sonra tekrar cumartesi dedik ama olsun, sağlık olsun. Yoksa kalabalık bir şekilde burada oluyordunuz ama olsun, sağlık olsun. İnşallah ileriki haftalarda kalabalık bir şekilde Gölüköy köyünü burada kabul edeceğiz. İnşallah. Evet, seni bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Bizleri ekranların başında izleyen seyircilere ve stüdyoda izleyen izleyicilere teşekkür ediyorum. Hoş bulduk diyorum. Öncelikle Kanal 60 TV televizyonuna teşekkür ederim. Ve bizim Yaylalar programında emeğe geçen ekip arkadaşlarıma şimdiden sonsuz teşekkürler ederim.
Benim ismim Adem Dağdevren. Reşadiye Göllüköy Dernek Başkanıyım. Ve ayrıca derneğimizin kurucu üyesi olarak kurucu üyeliğini üstlenmiş bulunmaktayım. Ve şu anda da derneğimizin faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Evet başkanım. Şimdi bir de Ahmet abiyi de bir tanıyalım. Tabii. Ahmet abi o mikrofonu alırsan seni de bir tanıyalım abi. İyi akşamlar diyorum herkese. Hoş geldiniz. Kanal 60 TV bizi bu programa çağırıp davet ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Abi biz de teşekkür ederiz. Ben Tokat Reşadiye Göllüköy köyünde Göllüköy doğumluyum. İstanbul'da başkan yardımcısıyım derneğimizin. Derneğimizin faaliyetlerinde elimizden gelen her şeyi destekleyerekten devam ediyoruz. Abi birazdan faaliyetlere geçeceğiz şimdi. Önce bir ne yaptık? Tanışma faslında sevgilemiş olduk. Şimdi enişte benim karşıda bakıyor. Millet diyor ki enişte kim? Benim eniştem burada. Neresi uyuyacak? Enişte senden de şöyle bir güzel bir artık yaylaya mı çıkalım? Yoksa aşağı mı inelim? Sana bırakıyorum. Evet değerli dostlar, eniştem hazırlanana kadar ben de şuradan bir kez daha mesaj numaralarını hatırlatayım. TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra duygu ve düşüncelerinizi yazın 3929'a bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet sevgili İdris Bey, geçen günlerden beri bir yaylaya çıkacaksın dedin. Hadi bugün de nasip oldu. Hadi bakalım bir çıkalım bir şöyle biraz. Canım kurban olam da gözlerinin içine gülüm içine seni bana vermiyorlar da yar 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 benim suçum ne benim suçum ne boşanıdan az yarım buralardan kaçalım gülüm kaçalım zaten sığmadık da şu köylerin içine gülüm içine oy oy oy. Ben tabip senim de yar yar anlamam aldan anlamam aldan sevdiğim ismini de düşürmem dilden düşürmem dilden eğer umudu da yar yar kestiysen benden kesersen benden bir gün çıkarım da yar yar yolun üstüne yolun üstüne oy.
başındaki yazmada benim aldığım, benim aldığım. Hayna yırtmadın mı da kurban oldum, hayran oldum. Duydum işittim de edenlere meyil vermişsin, gönül vermişsin. Boşunaymış da yar yar benim sana yandım, sana yandım. Yaylalar yaylalar da aslı yaylalar, aslı yaylalar. Benim yarim de oralarda dersli yaylalar, dersli yaylalar. Sağlık Kaliç. Sağ olasın. Evet, yürene sağlık Kaliç'te. Vallahi güzeldi. Şimdi değerli dostlarımız diyor ki enişte kim? Kim? Biliyorsunuz Gamze Aydın bacım var. Onun eşi. Eyvallah, bir kez daha yüreğine sağlık. Evet değerli dostlar, bu güzel programımıza katkılarından ötürü bir kez daha Demirkıran Arzu Ofisi Abdullah Demirkıran Beyefendi'ye bir kez daha buradan teşekkürlerimizi göndermiş bulunmaktayız. Evet, birazdan bakalım, daha çok muhteşem kampanyalar var. Birazdan anlatacak onları Abdullah Bey. Evet başkanım, şimdi gel gelelim size. Şu bakalım, derneğimizin faaliyetleri ne zamandır, kaç yılında kuruldu derneğimiz? İdris Bey, Reşadiye Göllüköy Derneği 2011 yılında, 21 Şubat 2011 yılında Ankara'da kurulmuş bulunmaktadır. Derneğimizin, ilk başta derneğimizi şöyle tanıtayım. Derneğimizi kuran üyelerimiz, köyümüzden olan Şevket Dağdevren, Salih Söğüt, Fatih Yılmaz, Yücel Çetin, Tuncay Çardak, Salih Dağdevren, Adem Dağdevren ve Alper Türkay olarak 7 kişilik heyet tarafından derneğimiz kurulmuş olup ve 2011 yılından itibaren Ankara'da, İstanbul'da ve Reşadiye Göllüköy'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu şekilde derneğimiz 3 Temmuz 2011 yılında 1. Olağan Genel Kurulu'nu yaparak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ve ayrıca derneğimiz şu anda bu 21 Şubat'ta 5. yılına girmiş bulunacaktır inşallah. Şu anki derneğimiz Ankara'da faaliyet göstermektedir. Merkezi Ankara'dadır ve ayrıca İstanbul ilinde de üyelerimiz bulunmaktadır. Derneğimizin faaliyetleri olarak Reşadiye Gölü Şimdi İstanbul'da kaç üyeniz var? Ankara'da kaç üye var? İstanbul'da 50 tane üyemiz var. Ankara'da da 55 civarında üyemiz var. Toplamda 125 tane üyemiz evet, bulunmaktadır. İnşallah daha bunlar da artacaktır. Şimdi derneğimizin faaliyetlerinde neler var? Derneğimizin faaliyetlerinde derneğimiz ilk başta Ankara Tokat Dernekler Federasyonu'na bağlıdır. Orada üye bir dernek olarak görev almaktayız ve ayrıca ben de burada ve delegelerimiz olarak da burada iştirak etmekteyiz. Orada bir ayrı bir şeyimiz vardır, çalışmalarımız sürdürmektedir. Derneğimiz olarak faaliyetlerinde işte Ankara'da ilk başta 2011 yılında köyümüzün yaylası olan Keti Yaylası'nda festival düzenlenmiş bulunmaktayız. Birinci faaliyetimiz. Keza 2011 yılında Ankara'da üyelerimizle beraber Keşkek Gecesi düzenledik. Keza 2013 yılında, 9 Şubat 2013 yılında İstanbul'da Keşkek Gecesi düzenlenmiş bulunmaktayız. Bu şekilde faaliyetlerimiz vardır. Şimdi başka derneğin faaliyetleri, hani gecelerden falan bahsettik de, şimdi kuruluş amacı vardır biliyorsun bütün derneklerin. Köyle irtibatınız nasıl? Köylere neler yapıyorsunuz veya köydeki muhtarın sizlerden isteyene, siz ondan isteyene karşılık verebiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Buradan da muhtarıma da selamlar gönderiyorum. Tabii ki muhtarla da yeri geldikçe işbirliği yapıyoruz. Örneğin 2014 yılında, 2015 yılında köye yardım yaparak kaldırım taşlarının yapılması,
giriş levhasının yapılması ve ayrıca 2015 yılının 11. ayında köyümüzü beton olarak yol yapılmaktadır. Bununla ilgili katkılarımızı muhtarımıza iletmiş bulunmaktayız. Ve bu şekilde de muhtarımızla böyle bir çalışmamız vardır. İlerleyen zamanlarda da muhtarımızla da tabii ki daha büyük, daha güzel çalışmalarımız da olacaktır. İnşallah. İnşallah. Evet, bir telefonumuz varmış. Alo. İdris Bey ile buyurun. İyi akşamlar İdris Bey. Hayırlı akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Tokat Reşadiye, Murat Kaya Köyü'nden Erol Güneş. Oradaki Ahmet Dağdevren, Murat Dağdevren. Evet. Alo. Alo. Efendim buyurun. Ben Tokat Reşadiye, Murat Kaya Köyü'nden Erol Güneş. Evet buyur. Orada Ahmet Dağdevren'e saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gölcük Köyü Dernek Başkanı'na saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sizin programınıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. Nasılsınız İdris Bey? Allah'a şükür vallahi. Nasıl görünüyor bilmiyorum ki ben. Siz nasıl görüyorsunuz? Çok iyi görüyoruz sizi. Vallahi sen üzgün bir halin var senin. Anlamadım. Senin üzgün bir halin var böyle. Üzgün müsün? Üzgünüm. Oğlan askerde. Ha, ağlayacaksın yani değil mi? Oğlum askerde diye. Sen ne diyorsun İdris ya? Ya hiç bir şey söyleyeyim mi? Ne mutlu sana. Vallahi ne mutlu sana. Vatan bekçisi. Kolay mı? Şimdi oradaki Gölüköy komşu köyümüz. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Çıkmışlar ne kadar güzel bir gurur verici bir şey. Ben sizden şunu istiyorum. Fazla bir şey değil. Asker oğlum için bir asker. Bak ben Mustafa da onu... Mustafa onu hazırlamıştı zaten. Bütün Mehmetçiklerimize, bütün polislerimize, bütün vatan bekçilerimize türkümüzü armağan edeceğiz. İdris'im sesin gelmiyor. Çok kesik geliyor. Senin sesin geliyor bize. Ama senin sesini ben alamıyorum. Televizyonun sesini kıstın. Aa, kısacaksın. Sen bizi telefondan duyacaksın. Ama telefondan gelmiyor ki İdris'im. Bak konuşuyoruz ya işte. Sana şunu söyleyeyim. Pazar günü geliyorsun, seni ben bir Silivri, bir de Kırklareli'ne götüreyim, o güzel evet. Havaya bir teneffüs et şöyle, ondan sonra kendine gelirsin. Anlaştık ya, evet. Mı? Gidiyoruz, ben gidiyorum zaten. Gidiyor musun? Evet. Sen gel şimdi, orada kampanyalarımız var, oradan bir arsada Allah nasip ederse sana vereceğiz. Ya, var mı bir isten? Canın sağlığı, bir as. Türkü söylerseniz tüm Reşadiye ve Tokatlara gelsin. Bütün Türkiye'mize gelsin. Gülbekçilerimize gelsin. Oldu. Hadi hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol. Evet Mustafa. Bir güzel Mehmetçi türküsünü alalım. Onları evet. Kimlere? Armağan edelim. Evet, Türkiye'ye başlamadan önce rejiden bir rica edelim. Şu ismi Mustafa Elmas olarak değiştirirse iyi olur. İdris Kale ile Mustafa evet, evet. Elmas diyelim. Şimdi Mustafa evet. Güzel eserimize, bütün devletçiklerimize ve bütün polislerimize şu an o güzel eserimizi armağan etmiş olalım. Yolu beklerim de
güne güne beklerim. Asker yolu beklerim anam, güne güne beklerim. Sen yarim askere, ben sana yarım askere, ben sılayı beklerim. Ben diline gül koya, gülmedim doya doya. Asken yolu beklerim anam, günleri saya sana. Ben dilimde gül oya, gülmedim doya doya. Asker yolu beklerim, dillerim saya saya. Evet, buradan bütün askerlerimize hayırlı tezkereler diyelim. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde askerliklerine bitirsinler, gelsinler dileklerimizle efendim. Ağzına yürene, gönlüne sağlık. Evet, şurada ben birkaç tane mesaj paylaşayım. Selam İdris kardeşim, yeni programda başarılar dilerim. Salih demiş. Eyvallah Salih, sana da buradan selamlar olsun. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Yücel Tekin, programımızın devamını diler. Dernek başkanımıza, yardımcımıza selamlar olsun. Ankara'dan Halil Çardak ve Çardak ailesi olarak köyümüzü tanıtan dernek başkanımız Adem Bey'e, Ahmet Bey'e çok teşekkür eder, çalışmalarına başarılar dilerim demiş. Eyvallah, buradan selamlar olsun. Erbağımızdan Mustafa Elmas'tan, ey insafsız parçasınız, tüm Değirmenli köyüne gelsin, yeni programda hayırlara vesile olsun. Herkese selam olsun. Büyük babam ve anneanneme gelsin, Recep Hellikaya. Teşekkür ediyoruz Recep. Evet, şuradan bir tane daha mesaj paylaşayım. Ankara Tokat Dernekler Federasyonu TOKDEF olarak katılımcılar ve TV60 yayın ekibine selam ve saygılarımızı sunan, programımızın başarılı olmasını dileriz. Programımızın konuğu Göllüköy Köyü Derneği Federasyonumuzun kurucu üyesidir. Başkanı Sayın Adem Dağdevren ve yönetimine selamlar. TOKDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Dündaroğlu. Buradan da Kamil Başkanımıza selamlarımızı iletmiş olalım. Evet, bütün dostlara, Ankara'daki dostlarımıza selamlar olsun.
dedikten sonra şimdi ne yapalım? Kısa bir reklamlara doğru gidelim. Şu anda Kırklareli Kohçaz ilçesine bağlı Aşağı Kanara köyündeyiz. Şu anda Gül Yaman bizlerle. Evet Gül Hanım, sizin de bir düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, düşüncelerim çok iyi. Çünkü ben de arsa almak için buradayım. Demir Kıran Arsa Ofisi'nin katkılarıyla buraya geldik. İyi ki de gelmişim, iyi ki de görmüşüm. Çok beğendim burayı. Çünkü buranın havası çok güzel. Temiz bir havası var, doğası çok güzel. Burada insanların arsa alması, ileriye yönelik yatırım yapması daha da bir başka olur. Ben şahsen buradan arsa almak istiyorum ki alacağım zaten. Yengemle beraber geldim çünkü arsalara bakmaya. Bunun için buradayım. Ama gerçekten çok beğendim çünkü insanların hakikaten buraya yatırım yapmaları gerekir. Demir Kıran Arsa Ofisi'nin çok güzel fırsatları var. Bu fırsatlar ele kaçmaz. Yani kaçırılmayacak bir fırsatlar. Bence bizimle birlikte gelen heyetin inanıyorum ki burası hakkında çok güzel yorumları da olacak. Siz de bunu göreceksiniz. Bence çok güzel ya. Ben çok beğendim. Şu karşıya bir baksanıza, her taraf yemyeşil. Yazın düşünemiyorum bile burayı. Onun için kesin kararlıyım. Bakalım Demir Kıran Arsa Ofisleri bize nasıl bir yer verecekler. İnşallah, umut ediyorum ki buradan istediğim bir yere alabilirim. Ben mesela bu tarafı çok beğendim. Çok yeşil, çok güzel. Demir Kıran Arsa Ofisi'ni bence hiç kimse onun vermiş olduğu fırsatlardan herkesin değerlendirmesini istiyorum. Mutlaka gelip arsayı Demir Kıran Arsa Ofislerinden baksınlar. Çünkü çok uygun fiyatlarla buradayız. Herkes de bunun farkında. Herkesin gönlüne göre olsun istiyorum inşallah. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Hoş geldiniz. Bugün Demir Kanal Ars Ofisi aracılığıyla kırklarına geldik. Yerlerimizi gördük. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, geldik bugün. Bir hafta sonu. Kırklarındaki arsalara bakalım dedik. Herkesin bütçesine göre arsalar var. Yerleri çok güzel. Gittip gördüğümüz zaman insanın memlekete gitmiş gibi bir hissiyata kapılıyor. Arsalar güzel, beğendim, hoşuma da gitti. Fiyatları yatırım için gayet uygun da. Şimdi yatırım yapıp ilerleyen vakitlerde hani değerlenebilecek arsalardır. Evet, tavsiye eder misiniz ekran başındaki izleyenlere? Tavsiye ederim, herkese tavsiye ederim. Toprağın iyisi kötüsü olmaz, toprak topraktır. Her zaman toprak prim yapar. İyidir yani toprak. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Kıymetimi bilen yok. Sahte dostlar ses vermiyor her yana. Ne yazık ki kıymetimi bilen yok. Arsalarımız gördüğünüz gibi. Yani ekranda burayı gösterip de diğer taraf değil. Köyün içindeki bizim bahsettiğimiz 250 metrelik arsalarımız, 2,5 kat imarı olan arsalarımız gördüğünüz gibi köyün içinde ve alçat üzeri elektriği, suyu mevcuttur. Nereden başlayalım? Silivri'den başlayalım. Gülhan Hanım, Silivri'den mi? Kırklareli'den mi? Kırklareli'den başlayalım. Peki, Kırklareli'den çünkü başlayalım. Neden Kırklareli ekranı geçti? Ha, tamam. En son Silivri'deki arsalarımızdan bahsederiz. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi 3900 TL. Bu kampanyaya hiç kimse inanmamıştı. Ya 3900 TL'ye arsa olur mu? Olur. Vallahi, bal gibi de olur. Demirkan arsa ofisi yapar da olmaz mı? Yaptık ve oldu. Her zamanki gibi 2012 yılında da bu kampanyayı yapmıştım. Bomba gibi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bugün ise 2016'da da yine aynısı. Türkiye'nin gündemine oturan bomba gibi kampanya. 3900 TL'ye sattığımız arsalar sevgili izleyicilerimiz. Her hafta sonu gördüğünüz gibi otobüslerimiz Koçtaş'ın önünden toplama yeri, ta Tuzla'dan başlıyor otobüsümüz toplaya, ta Kırklareli'ye kadar devam ediyoruz. Her hafta sonu herkesi Kırklareli'ye bekliyorum. Hemen alttan geçen numaralardan daha iyi bilgi almak için ne yapıyorsunuz? Hemen alttan geçen numaraları şu anda arayabilirsiniz. Ya yarına bırakalım, geç oldu, rahatsız eder, asla böyle bir şey yoktur. Hemen alttan geçen numaralardan arıyorsunuz, hafta sonuna yerinizi ayırtırıyorsunuz. Şundan bir şey belirtmek istiyorum. Hafta sonu çok yoğun oluyoruz ve çok karabalık oluyor. Eğer ki değerli müşterilerimiz hafta içine mümkün olursa alırsalar randevularını, daha iyi ilgi gösteririz o müşterilerimize. Daha iyi gezdiririz. Çünkü hafta sonu çok karabalık oluyoruz. Hani bazı müşterilerimize yetişemiyoruz, ilgilenemiyoruz. Herkes ilgi istiyor. Hafta içine alırsanız randevunuzu daha da iyi olur. Mümkün olan müşterilerimiz, ama mümkün değilse hafta sonu bir izini varsa, o izini de Kırklareli'de değerlendirmek istiyorsa tabii ki hafta sonuna. Yeme içme çaylar firmamıza aittir. Hiç kimsenin cebine 5 kuruş para çıkmayacak. Evet, buyurun Gülhan Hanım, bir şey evet, söyleyeceksiniz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Dün bütün çaylar, yemekler, hatta meyve sularımız da arabaya hareket ettiği anda böyle meyve sularımız, keklerimiz hep önümüzdeydi. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel ilgilendi konuklarıyla, misafirleriyle. Bence yerinizi ayırtın. Evet. Biz hep yıllardan beri ne diyoruz? Ne altın, ne dolar, ne borsa. Tek yatırım arsa. Çünkü neden arsa? Toprağın imalatı yoktur. Her şeyin imalatı var ama toprağın imalatı yoktur. Ben bugün bir buzdolabı fiyatına arsa veriyorum. Bir çamaşır makinenin fiyatına arsa veriyorum. Bir televizyon, ya bir televizyon gidip alıyorsun 3000-4000 lira. Bir televizyon parasına arsa veriyorum. Bunu hiçbir firma yapamaz ama Demirkan'ın arsa ofisi yaptı. Ben de diyorum ki siz gidip de bir bilgisayar alacağınıza, bir laptop alacağınıza, bir televizyon alacağına
O parayı getirin, toprağa yatırın. Gelecekte çoluğunuzun, çocuğunuzun hayatını kurtaracak olan bu topraktır. Televizyon olsun, buzdolabı olsun, çamaşır makinesi olsun, bunları 2 yıl sonra çöpe atacaksınız. Ama toprak 1:10, 1:20, 1:30 katlanacak, servetinize servet katacak. Onun için herkes yatırımın toprağa yapsın. Topraktan üstün hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Ben 27 yıllık ticari hayatımda 27 yıldan beri binlerce insanı arsa sahibi yaptım. Binlerce insanı arsa sahibi ve binlerce de arsalar sattım. Çünkü herkes mutlu. Eğer ki bir evde, bir ailede yatırımı iyi olursa o aile mutlu olur. Eğer ki o ailenin yatırımı yoksa o ailede her gün kavga, dövüş vardır. Onun için sizler yatırımınızı toprağa yapın. Çünkü topraktan zarar gelmez. Her şeyde zarar edersin, toprakta etmezsin. En kötü yerde al, yine de zarar etmezsiniz. Onun için toprak diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz ne demek istediğimi anlamışlardır. Bence de anlamışlardır. Şimdi anlamaları gerekir. Kırklareli tanıttık. Ben oraya büyülendim ya, harbiden. Birazdan Silivri'den merak eden Silivri'den müşterilerimiz mi? Vardır. Tabii. Silivri'de 300 metrekare parsellerimiz. 300 metre 35 bin TL iken biz Demirkan Arsa Ofisi olarak 15 bin TL peşin, 10 bin TL'si 10 ay. Vade yok, faiz yok, banka yok, hiçbir şey yok, ipotek yok. Yıllardan beri, 10 yıldan beri ekranlarda tanıtımı yapıyorum, reklamı yapıyorum. Hiçbir müşterimin tapusuna ipotek koymadım. Yine koymam. 15 bin peşin vereceksiniz. 10 bin TL'si 10 ay taksit yapacağım. Bu da Gül Hanım'ın programına özel. Bu kampanyalar 15-20 gün sonra değişecektir. Bu kampanyada hepiniz faydalanmanız için ne yapıyorsunuz? Hemen alttan geçen numaralardan arıyorsunuz, yerini ayırtırıyorsunuz, geliyorsunuz, arsalar hemen bir gün içinde tapuyu veriyorum. Yok 10 gün sonra, yok 20 gün sonra, yok 1 ay sonra, yok sözleşme yapalım. Asla Demirkan Arsa Ofisi'nde böyle bir şey yoktur. Bir gün içinde karar verdiğiniz takdirde tapunuzu alıyorsunuz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Alttan geçen numaralarını hemen arıyorsunuz. Demirkan Arsa Ofisi'ni yerlerinizi ayırtıyor. Silivri olur, Kırklareli olur. Hiç fark etmez. Nereden isterseniz bütçenize göre hareket edin. İnsan var ki bütçesi Silivri'yi kaldırıyor. Öyle müşterilerimiz var ki bütçesi Kırklareli'yi kaldırıyor. Nereyi tercih ederseniz edin ama yatırımınızı toprağa yapın. Son diyeceğim bir şey var mı? Zamanımız kısıtlı. Rize'deki arkadaşlar diyor ki evet. Demir Kıran vaktin geldi. Ben de diyorum ki Demir Kıran'ın bu güzel fırsatlarını kaçırmasın insanlarımız. Sivas, Amasya, Tokat, Türkiye'mizin her yerinde yaşayan milletiz biz İstanbul'da. Ama İstanbul'un gürültüsünden de bayağı sıkılmış olanlar var. Hep diyor ki mesela buradan Kiraz Fındık ablam var. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Ya diyor dünkü ablamız evet, vardı. Bizi izliyor şu an. Kendisine sevgiler, saygılar gönderirim. Ya diyor kapıyı açıyorum, camı açıyorum diyor. Beton görüyorum. Yola çıkıyorum diyor. Yolda beton görüyorum. O gözünü seveyim buraların diyor ya. Beton görmeyeceksin. Evet. Aynı zamanda hemen sizin evinizi de yapacağız. Aldığınız arsaya Demirkan Prefabrik'ten. Prefabrik Demirkan'ın yan kuruluşu. Firmamızın yan kuruluşu. Hemen size bir tane ev yapacağız. 15 gün içinde anahtar teslim, evinizi teslim ediyoruz. Türkiye'nin neresi olursa olsun, hangi köy olursa olsun, hangi ilçe olursa olsun, hangi mezra olursa olsun hiç fark etmiyor. Sizlere alttan geçen numaralarda bir alo deyin. Biz bir telefon kadar sizlere yakınız sevgili izleyicilerimiz. Evinizde hemen yapıyoruz. Ben fazla konuştum. Ben programını da böldüm. Estağfurullah. Sıradaki türkü. Evet. İsmail Aktaş, Federasyon Amasya Federasyon Başkanımız şu anda beni dinliyor. Tüm Amasyalılara da buradan selamlarımı gönderiyorum. Selamlar olsun. Bu türküyü de başkanıma armağan göndermiş edeceğiz. Oluyorum. Peki. Allah ısmarladık. Evet değerli dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu güzel programımızda katkılarından ötürü bir kez daha Demirkıran Arsa Ofisi Abdullah Demirkıran Beyefendi'ye teşekkürlerimizi göndermiş bulunmaktayız. Gerçekten inanmaz kampanyalar var. Düşünsene bir. Şimdi başkan, desem ki ya köyden
Dağ başında bir tarlam var. Ya şunu dönümünü bana 3.900'den ver desen verir misin? Yoksa beni kovalar mısın? O zamanki şarta bağlı tabii ki. Ya şu anın şartına bir sar. Şu an geldim dedim ki ya oradan ver bana. Şu anda tabii ki bir metre bile bizim oradan alamam sen. Alamam şimdi. Değil mi? Aynen. Ama işte Demirkılan Arsa Ofisi ne yaptı? Gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Çok çılgın bir kampanyası var. Kırklareli'nde dönümü 3.900 liradan orada arsalar satıyor. Silivri'de 40 milyarlık arsaları da 25 liradan satıyor. Alanlara hayırlı olsun şimdi. Sağ ol başkanım. Allah nasip ederse sizin derneğe de oradan bir yer herhalde alırız. Değil mi? İnşallah. Evet. Herhalde telefonumuz var. Evet. Geçen hafta sonu pazar günü bir telefonumuz var. Alo. Adem Karacat. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyorum? Adem Karaca. Adem Bey. Kayseri Dernek Başkanı. Anlayamadım abim. Tokat Almuş Çevre Dernek Başkanı. Tokat Dernek Federasyonu Başkan Yardımcısı. Eyvallah başkanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet başkanım buyur. Oradaki herkese selam ediyorum. Federasyon olarak aynı yerdeyiz. Ses. Alo. Efendim buyurun dinliyoruz sizi. Televizyon sesini kısarsanız bizi sadece telefonu duyun. Adem Karaca, federasyon olarak şu anda izliyoruz. Oradaki Gönlüköy Dernek Başkanı Adem Nadevren'e kutluyorum. Diğer başkanı da kutluyorum. Selamlarımı iletiyorum. Adem Başkan teşekkür ederim. Eyvallah başkanım. Yayınınız çok güzel. Kanal 60'a teşekkürler ediyoruz. Eyvallah başkanım. İnşallah en yakın bir zamanda da sizleri buraya konuk olarak davet İnşallah. Etmek istiyoruz. İnşallah. Olur, inşallah. Evet, var mı bir isteğiniz başkanım? Canınızın sağlığı arkadaşlar. Burada komple diğer arkadaşlarla federasyon başkanımız, yönetim kurulu olarak sizleri izliyoruz. Evet, güzel bir program oluyor. Selam ediyor arkadaşlar da. Eyvallah. Eyvallah abi. İyi akşamlar. Oldu. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de iyi akşamlar. Evet. Ankara'daki federasyon başkanımıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Evet Mustafa. Senden şimdi güzel bir eser alalım. Evet. İstek vardı. Bir istek vardı. Evet. O zaman. Onu aldıktan sonra. Evet. 6 numara. Tabii ki bu arada bir kez daha mesaj numaralarımızı hatırlatalım. TV boşluk TV 60 yazın. Bir boşluk bıraktıktan sonra duygu ve düşüncelerinizi 39-29'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Ey Allah'sız gel gör işte.
gör işte, sensiz daha mutluyum. Bak gör işte, sensiz daha huzurluyum. Vazgeçtim artık seni sevmekten, vazgeçtim seni düşlerimde yaşatmaktan. Sen kendini ne sandın be Allahsız? Sana değer verdim, sana gönlümü verdim, sana yüreğimi verdim. Sense, sense beni kahpece, sırtımdan vurdun, sırtımdan vurdun. Ey insafsız, ey vicdansız, ey kitapsız, ey Allahsız. Gel gör işte eserini, ne hallere koydun mu be? Evet Mustafa, yüreğine sağlık. Bu ne yaptın? Hep isyan, hep isyan, hep isyan. İsyan bayrağını resmen dikmişsin havaya. Ya yaptık işte böyle bir şey. Yaptık oldu, bitti diyorsun öyle mi? Arkadaşlar, dostlar istedi, biz yaptık. Eyvallah, yüreğine sağlık. Evet Ahmet abi. Abi İstanbul temsilcisi herhalde sensin. Dediğim evet. Kadarıyla. Başkan yardımcısı olarak. Başkan yardımcısıyım. Evet. Ankara'yla, dernekle aranızda koordineyi nasıl kuruyorsunuz? Başkanla yapacağımız her türlü organizelerde birbirimize paslaşarak, telefonlaşaraktan ne yapacaksak beraber, hiç birbirimizden ayrı kalmadan yapacağımız şeylerin kararını vererekten tabii ki ona göre. Yani yönetim olarak. Yönetim olarak. O kararı alıyorsunuz ona tabii göre. Ki, tabii ki, tabii ki. Yapılacak faaliyetlerimizi de ona göre planlayarak yapıyoruz. Şimdi abi köyünüzde var mı? Dernek olarak köyünüzdeki öğrenciye burs verme gibi planınız, projeniz? Şu an bir burs verdiğimiz bir öğrencimiz falan yok. Ama planımız da var. Bunu bir karara varacağız. Bir toplantı halinde görüşlerimizi bildirerekten. Bazı düşüncelerimiz, daha değişik düşüncelerimiz de var tabii ki. Onları sırayla gündeme getirerekten devam edeceğiz yani. Evet. Şimdi başkanım, bir genç olarak, gençsiniz, genç ve dinamik başkan olarak. Şimdi teşekkür planlamış ederim. Olduğun bir şey var mı? Mesela hani köyde şunu yapalım ben. Yani ben değil de yani dernek olarak, köy muhtarlar işbirliği içinde demiş olduğun var mı böyle projeniz, planınız? Yapmak istediğiniz veya bir şey var mı? Tabii muhtarımızla da koordine halindeyiz. En son görüşmelerimizde muhtarımızla bu yaz bayram arifesinde ya bayramdan sonra büyük ihtimal Ramazan bayramından sonra bir Göllüköy köyün tanıtımı ile ilgili festival şeyimiz var, düşüncemiz var. İnşallah bunu uygulayacağız. Ve muhtarımızın 2014 yılında yapmış olduğu Göllüköy Tanıtım Festivali olarak sizlerin de bunun sunuculuğunu yaptınız. Bunun için muhtarıma teşekkür ederim. Bu festivalde emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım sizin aracılığınızda. Ve muhtarımın da büyük projeleri var. Örneğin diyelim köyümüz bir koma halindeydi köyümüz. Muhtarımız yeni bir bu dönemde muhtar olduğu zaman bayağı faaliyetler yapıldı. Önceden fazla bir köyümüze iş yapılmıyordu. Derneğimiz de yoktu ayrıca. Tabii ki muhtarımız bizden maddi ve manevi olarak yardımlar istiyor. Bunlara da biz elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Tabii ki derneğimiz de yeni olduğu için, yeni derken 5 yıllık derneğiz de, imkanlar doğrultusunda köyümüze, asıl amacı olan köyümüze bir şeyler yapmak için elimizden geleni ardına koymuyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz.
Evet, şurada birkaç tane daha bir mesaj paylaşayım. Ondan sonra da eniştem orada uyumaya başladı. Uyutmayalım onu, değil mi? Evet, programımızın başarılı olmasını diler. Katılımcılara selam ve saygılar sunalım. Ankara Çevreli Dernek Başkanı Adem Karaca. Buradan Adem Bey'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Sayın İdris kardeşim ve TV 70 yayın ekibi, programımızı zevkle izliyorum. Başarılar dilerim. Katılımcılara ve hemşerilerime selamlarımı sunalım. Küçük Özlüköy Derneği Cemalettin Ceylan Beyefendi göndermiş. Buradan da selamlarımızı iletmiş olalım. Evet değerli dostlar, bizlere ulaşabilmeniz için TV 60 yazın bir boşluk bıraktıktan sonra duygu ve düşüncelerinizi 3929'dan bizlere ulaştırabilirsiniz dedikten sonra enişte ne okuyacaksın şimdi? Vallahi yine bir yere yapalım. Şimdi birçok dostlarımız bizleri ekran başına izliyor. Herkes sırasına, yöresine özlem çektiği için o güzel eserimizi de göndermiş olalım. Çok günler geçirdim gülüm, karaya sine.
çok günler geçirdim cebim parasını. Kız ben seni sevdim bir hevesine, yar ben seni sevdim bir hevesine. Kanma bülbül kanma, canım yok benim, sineme sarılmaya canım, yarım yok benim. Kanma bülbül kanma, canım yok benim, bağrıma basmaya canım, yarım yok benim. Eyvallah enişte, yüreğine gönlüne sağlık. Ya işte vallahi marifet çok. Gerçekten marifet çok. Evet başkanım. Soru bizde çok, bitmez. Tabii bekliyoruz sorularınızı. Şimdi Ankara Tokatlar Federasyonu'na üye olduğunu söylediniz. Tokat Dernekler Federasyonu. Tokat Dernekler Federasyonu. Tok def yani, değil mi? Evet. Evet. Şimdi o zaman ne yapalım başkanım? Şöyle kısa bir reklam var. Reklamlardan sonra o soruyu soracağım. Tabii bekliyoruz. Evet değerli dostlar, bu güzel programımıza katkılarından ötürü bir kez daha Demir Kıran Arsa Ofisi Abdullah Demir Kıran Beyefendi'ye bir kez daha teşekkürlerimizi göndermiş bulunmaktayız. Dedikten sonra nereye gidiyorduk başkanım? Reklamlara. Ne altın, ne dolar, ne borsa. Edirne'den Kars'a tek yatırım, arsa. Sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlere Kırklareli'deki arsalarımızdan bahsedeceğiz. Türkiye'de ilk defa yapacağım kampanya. Hiçbir yerde böyle bir kampanya yoktur. Bu kampanyaya kimse inanmıyor. 2012 yılında böyle bir kampanya yaptım. Bugün ise 2016. Demirkıran Arsa Ofisi yine damgayı bastı. Esenler otokarından otobüse bindiğiniz takdirde 2,5 saatte Kırklareli'deyiz. Kırklareli bu son yıllarda patlama yaptı. Türkiye'nin en büyük üniversitesi Kırklareli'de. Çevresinde arsa sahibi olun. Çünkü gelecekte araziler çok büyük prim yapacak. Bir dönüm yer 3900 TL. Gelsin Kırklareli'ye yatırımını yapsın. Şu anda altta geçen numaralardan hemen arayın. Bir tarafı gölet, bir tarafı orman, bir tarafı üniversite. Gelin bu bölgeye yatırımınızı yapın. Gelecekte siz de Türkiye'nin zengini olun. 3000 TL iken bugün 3900. Biz 10 gün önceden, 15 gün önceden müşterilerimize hep bunu söylüyorduk. 3000 TL'den alın. Çünkü zam gelecek ve fiyatlarımız değişti. 3900. Ben bugün bir telefon parasına arsa veriyorum. Bunu hiç kimse yapamaz. Gelecekte o çoluğunuzun, çocuğunuzun hayatını kurtaracak o toprak. Alt gelirler için Kırklareli. Bir dönüm yer 3900 TL. Bugün 3 dönüm aldığınız takdirde 12 lira para yapar. 8 lirasını peşin verirsiniz. Geri kalanını ayda 500-500 taksit yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yanlış duymadınız. Arsalarımız tek tapuludur. Alttan geçen numaralarına hemen arıyorsunuz. Yerinizi ayırtırıyorsunuz. Ücretsiz servislerimiz her hafta içi ve her hafta sonu ücretsiz servislerimiz vardır. Gurbetçilerimizin otel masrafı, konaklama her şey şirketimize aittir. Onları havaalanından alıyoruz. 3 gün, 5 gün bizim misafirlerimiz ve gideceği günde alıp almaları da hiç önemli değil. Onları yine havaalanına bırakmış oluyoruz. Geleceğiniz düşünün, çocuklarınız düşünün. Sizin de bir dikili ağacınız olsun. Neden? Çünkü arsadan değerli hiçbir şey yok. Her şeyin imalatı var ama toprağın imalatı yoktur. Herkes gelsin yatırımını toprağa yapsın. Gelecekte Türkiye'nin zengini sizler olacaksınız. Servetinize servet katmış olacaksınız. Çünkü Türkiye'nin zenginleri nereden zengin oldular? Toprağa yaptılar yatırımını, topraktan kazandılar. Siz de gelin yatırımınızı toprağa yapın.
Siz de servetinize servet katın. Gücünüze güç katın. Vade yok, faiz yok, banka yok, hiçbir şey yok. Demir Kıran'dan baş başasınız. Eser Salça. Sofraların salçası, Türkiye'nin markası Eser Salça. Dünyanın markası, yemeklerin salçası, rengiyle tadıyla farklı. Eser Salça. Bir kaşık eser, lezzet için yeter. Akıncı Mobilya, modern tasarımı ve renkleriyle evinizin havasını değiştirecek olan Akıncı Mobilya, güler yüzlü personeliyle siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir. Beyaz eşya ve küçük ev aletlerini kaliteli ve uygun fiyatlarla bulabileceğiniz Akıncı Mobilya, İzmir'in Dikili ilçesindeki tek boş bayisidir. Akıncı Mobilya, ayrıca Mondi, Mekan Yatakları, Philips, Casper ve Baymut firmalarının da ana bayiliğini yapmaktadır. Akıncı Mobilya adres, Dikili Merkez Postane Sokağı, İsmet Paşa Mahallesi, 9. Sokak numara 9, Dikili, İzmir. Telefonlarımız 0232 671 3251, 0232 671 5040. Mutluluğunuz ve konforunuz için size Akıncı Mobilya yeter. Oto Teknik Servis, dizel pompa enjektör ayar bakım servisi. Son teknoloji kullanılarak enjektör pompa bakım ayarları yapılır. Mahmut Bey yolu numara 186 Ateş Tuğla Bağcılar. Telefon 0212 474 65 67. GSM 0532 544 16 63. AGZ Otel, günün her saati ulaşımın mevcut olduğu otelde 70 kişilik single, French bed, kapasiteli tam ve yarım pansiyon şeklinde isteğe bağlı dışarıdan müşteri kabulü, alakart sistem, lobi bölümünde kafeterya, TV, sıcak su, otopark hizmetleri bulunmaktadır. İnternasyonel ve Türk mutfağının en leziz örneklerini ve keyif veren soft dekorasyonuyla vazgeçemeyeceğiniz mekanlar arasında yer almaktadır. Otelimizin en üst katında Dikili'yi izlerken enfes yemekleri tadabileceğiniz nefis bir restoran. İrtibat Cumhuriyet Mahallesi 321 Sokak numara 7 Dikili, İzmir. Telefon 0232 671 83 çift 0 0232 671 83 01. Mail info@otelagz.com Web www.otelagz.com. Dedenin yeri, lezzetin ve kalitenin buluştuğu nokta, gıda sektöründe farklı tatlar geliştiren, kanatçılık sektöründe önde gelen isim Kanatçı Dedenin Yeri. Sizlere en iyi bir şekilde hizmet vermekte olup,
ağzının tadını bilenlerin ve kanat severlerin aynı zamanda müşterilerine sunduğu çeşitli menülerle büyük ilgi gören tek adres, lezzetin ve kalitenin buluştuğu nokta, Kanatçı Dedenin Yeri. Kanadın ve ızgaraların sırrı ise ustaların vermiş olduğu lezzetlerden kaynaklı olup sizlere en iyi bir şekilde hizmet vermektedir. Evlere ve iş yerlerine servislerimiz vardır. Geniş menülere sahip olan Dedenin Yeri'nde çorba çeşitleri, ızgara ve mangal çeşitleri sizlerin hizmetinde. Aradığınız kaliteli mekan Dedenin Yeri'nde. Müşteri potansiyeli yüksek olan Dedenin Yeri, ailenizle huzurlu bir şekilde kanat yiyebileceğiniz tek adres. Kömürden ve mangaldan gelen lezzet, Kanatçı Dedenin Yeri. Kanatçı Dedenin Yeri, Süleyman Şahin, telefon 0212 693 92 28, 0534 730 78 07. Mehmet Akif Mahallesi, Kemal Paşa Caddesi, No 7 Taksim A, 2 Telli, Küçükçekmece, İstanbul. Tokat Yemek Dünyası açıldı. Tokat'ın dünyaya açılan lezzet kapısı Tokat Yemek Dünyası. Yöresel yemekleri dünya mutfağından çeşitleriyle lezzeti bütçeyle buluşturduk. Çorba, sulu yemek, ızgara, salata ve tatlı çeşitleriyle günlük 70 çeşitle hizmetinizdeyiz. Hizmet nimettir ilkesiyle temizlik ve hijyen kuralları gıda mühendisimiz tarafından yürütülmektedir. Restoranımız her türlü toplantı yemekleriyle de size özel hizmet vermektedir. Lezzetin ve damak zevkinin adı Tokat Yemek Dünyası. Adres Ali Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 5 Taksim C, Belediye Karşısı Tokat. İrtibat telefonu 0356 213 3366. Rahat Servis Topçam'la huzur içinde sizleri bambaşka bir yolculuğa çağırıyoruz. Tokat'ın öncü ulaşım firması Topçam Turizm'in yolculuğu ayrıcalığa ve avantaja dönüştüren, siz değerli halkına sunduğu hizmetlerle bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Depremler, sel baskınları, toprak kaymaları, çığlar, endüstriyel kazalar, kitlesel olaylar, acil hastalık ve yaralanmalar. Hedefimiz, yaşanılması kaçınılmaz bu durumlar karşısında hızlı ve etkin müdahaleyle ölümleri önlemek ve sakatlıkları azaltmaktır. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan acil sağlık hizmetleri, karada, denizde ve havada, insanların en zor anlarında yanı başında. Hızla genişleyen ve bütün kırsal bölgelere uzanan istasyon ağı sayesinde şehir merkezlerinde 10, kırsalda 30 dakikada olay yerindeyiz. Gururla söylüyoruz ki vakaya ulaşma sürelerimiz dünya standartlarında. İnsanı yaşatmak şefkatle olur, merhametle olur. Ama sadece şefkatle ve merhametle yetmez, kudretle olur. Ambulans sayımız 617'den 4468'e yükseldi. Araçlarımız her geçen gün gençleşiyor. 2007'den bu yana 4409 hasta taşıyan 6 deniz ambulansımızla denizde de varız. Gelişmiş hava ambulanslarımızla mesafeler kısalıyor, organ nakli ve hızlı müdahale sayesinde insanlarımız hayata dönüyor.
insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı olduğu için. İnsanımızı, insanı yücelt ki devlet gelsin anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştık. 2008 yılında pervaneleri sağlık için dönmeye başlayan 17 helikopter ambulans 16 ilde hizmete devam ediyor. Ambulans uçağımız ilk uçuşunu 2010 tarihinde yaptı. Biri aynı anda 4 can taşıyan 3 turbojet ambulans uçağımız Umuda uçuşlarına devam ediyor. Bugüne kadar yurt dışından ülkemize 338, ülkemizden yurt dışına 22 olmak üzere toplam 360 hasta yaralı naklettik. Bugün bütün Türkiye'de 112 komuta kontrol merkezlerinin dijital sistem altyapısı tamamlandı. Kriz merkezlerinde 24 saat online takip yapılıyor. İllerden gelen çağrıların yeri dijital haritalarda tespit ediliyor, ses kayıtları, ambulans ve helikopterlerin takibiyle hastanelerdeki kritik yatak durumları izleniyor. 2002'den bugüne çok şey değişti. O günlerde 350.759 hastaya hizmet verilirken bugün 4.300.000 hastaya hizmet sunduk. 2003 yılında kurulan ve dünyada gönüllülük esasına göre çalışan tek profesyonel medikal kurtarma ekibi UMKE'ler afetlere müdahale konusunda örnek. Amacımız yurt içi ve yurt dışında afetzedelere olay yerinde müdahale ederek bilinçsiz kurtarmaya bağlı ölüm ve sakatlıkları en aza indirmek. 2015 yılında 10 aracı filomuza katarak toplam 152 UMKE aracıyla hizmet kalitemizi zirveye çıkaracağız. Sınırlarımızın içinde ya da dışında. UMKE'ler her yerde. Zonguldak'ta da nefes kesen bir kurtarma operasyonu vardı. Donmak üzere olan Ayten Yurt ve 1,5 yaşındaki oğlu ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mucize gibi ama gerçekti. Doktor hastaneye yetiştirilemeyen kadının doğumunu telefonda yaptırdı. Sağlık ekipleri 4 saatlik mücadele sonucu bölgeye gidebildi. Hasta çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Dünyanın neresinde ve kim olursa olsun yanındayız. Türkiye acil sağlıkta da güneş gibi. Kendisi bir yerde, ışığı her yerde. Sizler umudun adısınız.
Evet dostlar, kısa bir reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir kez daha Demirkan Arsa Ofisi katkılarıyla bu güzel programımız devam etmektedir. Abdullah Demirkan Beyefendi'ye de buradan bir kez daha bu arada geçen hafta pazar günü beraberdik. Kırklareli'ye beraber gittik otobüste. Türkülerle, şarkılarla. Gayet güzel bir yolculuk güzel oldu. Bir yolculuk geçti. Yani yolculuğun nasıl geçtiğini ne biz anladık ne yolcular anladı. Değerli gayet, o müşteriler. Evet. Değerli Demirkan yolcular, evet, müşterileri. Müşterilerimiz, misafirlerimiz diyelim. Tabii ki. Allah nasip etse başka ne zaman gideceğim Mustafa? En kısa zamanda. İnşallah biz de evet. Silivri'ye gideceğiz bu karşılarında dostlarımızla beraber. Evet. Bu hafta gitmeyi planlıyorduk ama bu hafta bizim çok işlerimiz var. Tarlılar bu kazada bize gideceğiz. Onun için. Ama ben hafta içi gitmeyi düşünüyorum İdris abicim. Beraber gidelim istersen. Vallahi iyi olur. Bana uyar. İyi olur. Evet Mustafa. Evet. Senden güzel bir eser daha alalım. Evet dostlar, bu arada bizlere nasıl ulaşabilirler bir kez daha hatırlatalım. TV 60 yazın, bir boşluk bıraktıktan sonra duygu ve düşüncelerini yazıp 39-29'dan bizlere ulaştırabilirler. Ha şunu da hatırlatması yapalım. Birçok dostlarımız canlı yayına bağlanabilmek için 0212-557-60-00 diyoruz ama bu dostlarımız 60-60'ı arayıp bir başkasını aramış oluyorlar. Biz özellikle bunu bir kez daha söyleyelim. Canlı yayına bağlanmak isteyen değerli dostlarımız 557-60-0 60-0 evet. Evet, bir başka canlı telefonlarınızı bekliyoruz. Evet, hazırsan o eseri de alalım. Ekmek derdine düştük, unuttuk yarsılar. Başımıza sen açtın, kurban tören sılar. Ekmek derdine düştük, unuttuk yarsılar. Buralardan gidelim, kıyımıza dönelim. Bırak katıksız olsa, son ekmek yiyelim. Buralardan gidelim, kıyımıza dönelim. Bırak katıksız olsa, son ekmek yiyelim. Şek batıyor. Anamın gözü yaşlı, baba masa yatıyor. Geceleri uykusuz, yatak döşek batıyor. Buralardan gidelim, kıyımıza dönelim. Bırak katıksız olsun.
Buradan ekmek yiyelim, buralardan gidelim, köyümüze dönelim, bırak katıksız olsun. Soğan ekmek yiyelim. Evet, bu da bütün köylerimize gitsin, hallerimize gitsin, annelerimize gitsin. Evet. Babalarımıza gitsin. Bu, şunu derim, birçok sıla özlemi çeken o değerli dostlarımıza armağan olsun bu güzel eser. Köylerimizi bıraktık. Mekanı bir kez daha cennet olsun. Ankara'nın namın çok güzel, harika bir eseriydi. Evet. Önce mesaj okuyalım. Ondan sonra başkanımıza bir soru sormuştuk. Sorunun cevabını alalım. Mustafa Elmas'tan güzel oyun havalarından rica ediyoruz. Tüm Değirmenli köyüne ve cancağızım Gül Hatun, Çelep ve ailesine gelsin demiş değerli dostumuz. Buradan selamlar olsun. Evet, yeğenim olur kendisi. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün hareketli yapmamaya karar bugün verdik. Bugün hareketli yok, evet, ne yazık ki. Bugün şöyle biraz. Haftaya inşallah. İnşallah. İnşallah haftaya. Evet, Sayın İdris Kale ve Mustafa Elmas ile bizim yayınlanan programı severek izliyorum. Sayın Adem Dağ Devren ve yönetimine, yayın ekibinize ve TV60'a tüm hemşerilere selam ve hürmetlerimi sunarım. Tokatlar Birliği Derneği Genel Başkanı Ali İpek Beyefendi göndermiş Ankara'dan. Buradan da Ankara'daki dostlarımıza selamlarımızı iletmiş olalım. İyi yayınlar. Gölüköy Köyü Dağ Devrenler Sülalesi olarak ve sizi izliyoruz. Köyümüzü tanıttığınız için Adem Dağ Devren ve Ahmet Dağ Devren'e teşekkür ederiz demiş değerli dostumuz ama ismini yazmamış her kimse. Evet başkanım. Şimdi Ankara Tokatlılar. Ankara Tokat Dernekler Federasyonu. Dernekler Federasyonu üyesiniz. Evet. Kaç yıldan beri üyesiniz veya da üye olmanızın amacı ve hedefi neydi? Tokat Dernekler Federasyonu Ankara'da 2011 yılında kurulmuştur. Gölüköy Derneği de keza Ankara'da 2011 yılında kurulmuştur. 2011 yılından beri Tokat Dernekler Federasyonu Tokvet'e üye bulunmaktayız. Üye bulunmamızın amacı bir üst birlik olarak ve ayrıca Tokatlı derneklerin bir arada bir çatı altında olduğundan dolayı ve ayrıca Tokat'a yönelik çalışmalarından haberimizin olması hasebiyle üye olmuş bulunmaktayız Gölüköy Derneği olarak. Orada da ayrıca kaç yıl oldu oraya üye olalı? 5 yıldan beri üyeyiz. 5 yıldan beri üyesiniz. 5 yıldan beri üyeyiz. Peki hani ne gibi çalışmalar var? Yani o federasyon derneğimizin sizin köy derneğine karşı olsunuz veya da sizin onlara karşı nasıl bir çalışmanız var? Bizim derneğe karşı çalışmayı bırakalım. Tokat'a karşı federasyonun büyük bir çalışması var. Örneğin başlıklar altında söyleyeyim. Altındağ Belediyesi Hamamönü Kabakçı Konağı'nda her ay rutin olarak sohbetlerimiz oluyor ve bu sohbetlerimizde sohbetlerin konusu gündeme değişik konular yer almaktadır. Örneğin 15 Şubat'taki bu haftaki şeyimiz sohbetlerimizin birisi de terör örgütünün Orta Doğu'da ve Güney Anadolu'da neler yapıyor diye bir başlıklı hemşerimiz Doktor Tevfik Erdem Bey'in bir sunumu olmuştu. Bayağı bir yararlı bir sunum olmuştu. Ve halkımız ve hemşerilerimiz bunda bilgi sahibi oldular. Diğer bir faydalı bir projesi ise Tokat Dernekler Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir proje sunmuş bulunmakta. Bu projeyi Ne gibi bir proje bu? Bu projemiz gençlere yönelik bir projedir. Değerli gençler olarak. Bu projeyi yürüten de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'de görevli olarak olan hemşerimiz Profesör Doktor Ertuğrul Yaman Bey koordinatörlüğünü yürütmektedir. Yani bu proje içinde açtığımız zaman neler var? Bu projenin içinde gençlere yani yönelik futbol, olarak futbol, güreş gençlere yönelik olarak üniversiteli gençlerin örneğin yurtlarda kalan memleketinden ayrılmış ve yurta yerleşen
üniversitede öğrencilerin yapması gereken aile kültürü vesaire, aile kültürünü bu yurtta nasıl yapabilir diye bir proje var. Seminerler oluyor, ne bileyim makale yarışmaları oluyor. Bu şekilde projenin detayı bu, böyle sürmektedir. 6 aylık bir projedir. Ertuğrul Hoca'ya da buradan bu projeyi yürüttüğünden dolayı teşekkür ederim. Evet, biz de selamlarımızı iletmiş olalım o değerli hemşerimize. Aynen. Bu hemşerilerimizin Ankara'da bulunan öğrencilerimizin makale yarışması var. Örneğin makale yarışmamız da başlamış bulunmaktadır. Federasyonumuzun ve internet köyümüzün internet sitesinde de bunu duyurmuş bulunmaktayız. Bu makalenin konusu da yarışma olarak düzenleniyor. Değerlerimiz ve Asım'ın nesli konulu bir makaledir. Evet, gerçekten güzel etkinlikler, güzel projeler varmış. Yani her zaman için onları kutlamak lazım. Ayrıca kendi Göllüköy köyü olarak, dernek yönetimi olarak da bizim projelerimiz var. İşte sivil toplum kuruluşlarına yönelik projeleri biz de hazırlıyoruz. Bir projemizin hazırlama aşamasındayız şu anda. Yakın zamanda dernekler müdürlüğüne bunu ileteceğiz ve aile yapısı ile ilgili bir projemiz olacak. Köyünüzde, dur o soruyu da Ahmet abimize soralım. Ahmet abi, derneğimizin bayan üyeleri var mı? Veya kadın kolları, gençlik kolları, bunlar var mı şu an? Bayan üyelerimiz var. Kaç tane var? Yaklaşık 10 üyemiz mevcuttur. 10 tane üyemiz var. Evet. Evet. Bu neden çoğalmıyor veya neden? 10 tane, yani bu 20 tane, 30 tane, 40 tane değil de 10 tane. Gönül ister ki üyelerin çoğunluğu bayanlardan olsun. Olacak inşallah. Olacak. İnşallah. Tabii ki. İnşallah. Evet değerli dostlar, şuradan. İdris Bey, bayan üye dediğiniz için ben derneğimize üye olan bayanların burada isimlerini zikretmek istiyorum. Özellikle derneğimizin ilk zamanlarda 3 tane bayanıydı. 3 oldu, 5 oldu, şu anda 9 tanedir. Örneğin buradaki bayan üyelerimize isimleri olarak Güleser Şirin, Gülay Aldemir, Güleser Dağdevren, Nuriye Dağdevren, Zekiye Dağdevren, Birsen Söğüt, Nafiye Altekin, Menekşe Çardak ve ayrıca Seher Dağdevren'e teşekkür ediyorum üye oldukları için. Ve bunlar bir örnek teşkil etti ve diğer bayanların da ve erkeklerin de bunlardan örnek bir tavır alarak derneğimize üye olmalarını arz ediyorum. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar bir kez daha. Ama inanıyorum ki onların öncülüğünde birçok şu an annelerimiz, ablalarımız ne yapacak? Gelip o derneğimize sahip çıkıp üye olacaklar. Başı çeken bayanlar oluyor derneğimize çoğu zaman. Evet. Evet, şuradan birkaç tane de selamlarımızı iletmiş olalım. Çok değerli dostlarımız var. Özellikle Muhsin amcamız bizleri Erbaa Engelli Köyü'nde bizleri takip ediyor. Ona selamlar olsun. Artı Sadi Gündüz Beyefendi de bizleri şu an ekranına başında takip ediyor. Ona da selamlarımızı iletmiş olalım. Mesajlar attılar ama bize anca geldi. Canlı yayına ulaşamıyorlarmış değerli dostlarımız. Biraz yoğunluktan ötürü. Vallahi bizim suçumuz günahımız yok. Saltanat kitleri inanki çok yoğunluk olduğu için. Evet. Bu arada bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Kimle görüşüyorum? Ben Tokat'tan Ahmet Kırmaz. Muhtar Ahmet Kırmaz. Evet, Muhtar Ahmet Yılmaz. Arkadaşlar kırmaz. Sesi içeriye verirse. Kırmaz efendim, kırmaz. Hiçbir şey kırmaz. Sesi içeriye verirsek. Sesim geliyor mu? Evet, şu an geldi. Efendim. Programınız gayet güzel. Dikkatlice dinliyoruz. Eyvallah abi. Hoş bir sohbet, hoş müzik. Sanki yani gurbette bir dostlarımızı karşılaşmış gibi böyle seviniriz, mutluyuz. Yani memleketimizin kanalını görünce. Ne güzel abim. Nerede? Evet. Şu an nereye muhtarıydınız? Ben Tokat merkeze bağlı Gür Yıldız kasabası Küçük Yıldız mahallesinin muhtarıyım. Eski ismiyle burası Küçük Yıldız köyüydü. Evet. Şimdi biz evet, belli olduk. Gür Yıldız kasabası Küçük Yıldız mahallesi muhtarıyım. İsmimi de verdim ama arkadaşlar yazamadı galiba oraya. İsminizi bir kez daha alalım muhtarım.
İsmim Ahmet Kırmaz. Hiçbir şey kırmaz yani. Ha, Ahmet Kırmaz. Aman muhtarım. Sen ol. Hiçbir kimseyi kırma. Hiçbir şeye de dokunma. Ama hizmetin bol olsun. Vallahi bu zamana kadar da böyle oldu yani. Kimseyi kırmadık. Bu zamana kadar da geldik. Evet muhtarım. Var mı başkanlarımıza bir sözün? Ben oradaki arkadaşlar hepsini görevlerinde hayatlarında mutluluk, sağlık, başarılar diliyorum. Bir zamanlar ben de Tokat'ta yerel televizyonda müzik programı yapıyordum. Şarkılar söylüyordum. Bugün de sizler görünce mutlu oluyorum. Seviyorum da Tokat'ın şarkılarını, ülkemizin şarkılarını. Evet muhtarım. Tabii ki kanalımız sizler destek olduğunuz sürece her daim için ayakta duracak. Örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü bu güzel ekranlardan sizlere ulaştıracağız. Sağ olun. Allah razı olsun. Öyle olması da gerekiyor aslında yani. Cümlemizden. Olur muhtarım. Ben sıradaki parçayı tüm Türk halkına, Tokatlılara hediye etmek istiyorum. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olasın. Evet. Enişte, senden güzel şeyler bir yöre daha alalım şöyle. Yöreye doğru bir gidelim. Bakalım bir. Yöremizin nerelerine ulaşabileceğiz? Ses bir ki. Sen kime neden nazları? Ben gidersem kime neden nazları? Oğul oğul yaylalardan aşla gel. Al şu halar mavi şalvar giy de gel. Aşağıdan gelir yaylı makine, makine. Aşağıdan gelir yaylı makine, makine. Atın benim sevdiğimi terkine. Atın benim sevdiğimi terkine. Oğul oğul yaylalardan aşla gel. Çuvalar, mavi şalvar, giy de gel. Oğul oğul yaylalardan aç da gel. Al çuvalar, mavi şalvar, giy de gel. Evet. Mustafa,
Hep öyle bana bakıyor. Niye bana niye bakıyor ki? Mikrofon mikrofon yeni aldım. Buyur. Ha, söyle. Yeni aldım. İyi, o da güzel. Evet. Evet Mustafa, mesaj hattımızı bir kez daha sen tekrarla. TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 39-29'a gönderiyoruz. Mesajlarımızı buradan okuyoruz. Evet, mesajlarımız bizlere gelmiş olsun. O zaman evet. Mikrofon önündeyken senden de bir eser alalım canlı canlı. Alalım. Ne okuyacaksın bakalım? Gün görmeyesin diyelim. Gençliğimi gözün kör ola, bilemedin kıymetimi dert seni bula. Bilemedin kıymetimi dert seni bula. Yüce Mevlam yaksın seni gül benzin sola. Vay beni vefasız insafsız yârim. Yüce Mevlam yaksın seni gül benzin sola. Vay benim vicdansız vefasız yârim. Ay ay gün görmeyesin. Ay ay hep sürünesin. Ay ay ciğerim yansın. Ay ay muradım gözüm ne kalsın. Ay ay gün görmeyesin. Ay ay hep sürünesin. Ay ay ciğerim yansın. Ay muradım gözümde kalsın. Beni kül eyledin zalim sevdaya saldım. Aşkın aldı beni benden öylece kaldım. Aşkın aldı beni benden öylece kaldım. Yüce Mevlam yaksın seni gül benzin sola. Vay benim vefasız İnsansız yârim. Vay benim vefasız İnsansız yârim. Ay ay gün görmeyesin. Ay ay hep sürünesin. Ay ay ciğerim yansın. Ay muradım gözümde kalsın. Ay ay gün görmeyesin. Ay ay hep sürünesin. Buradım
gözün ne kalsın. Teşekkür ederim. Alkışları duyuyor gibi geliyorum. Ekran başında bizleri izleyen değerli sevgili dostlarımızı, seyircilerimizi alkışlar gibi duyuyorum sanki. Evet evet, doğru duyuyorsun. Evet, bir kez daha Demirkıran Arz Ofisi ne buradan teşekkürlerimizi sunmuş Abdullah olalım. Demirkıran'a teşekkür ediyoruz. Evet, bu pazar gününde çok yoğun bir şekilde birçok dostlarımız gidecekler. Bizlerden telefon numaralarını filan istedi, bizler verdik. Bizler de o dostlarımızla beraber gidecektik ama gidemiyoruz ne yazık ki. Bizler Allah nasip kısmet ederse, şimdi pazar günü Reşadiye futbol turnuvası var. Reşadiye kaymakamımız burada olacak, belediye başkanımız burada olacak. Bahçelievler belediye başkanımız, artı Bahçelievler kaymakamımız, Tokat milletvekillerimiz ve Mehter Atakım'la filan burada Bahçelievler Olimpik Spor Salonu'na güzel bir açılışla startı vereceğiz. Bizler oraya gideceğiz. Oradan Çerkezköy, Kapaklı. O gün akşam da Lüleburgaz'a, yani Kırklareli Lüleburgaz'a Tokatlılar Derneği'nin güzel bir gecesi var. Orada olacağız. Oradaki dostlarımız da bizi bekliyor. Artık bu hafta böyle yoğun geçtiği için oraya gidemeyeceğim ama dönüşte Silivri'ye illaki uğrayacağım. Allah nasip kısmet ederse. İnşallah. Erken işimizi bitirirsek oralarda. Evet, bir kez daha Demirkıran Arz Ofisi'ne teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Gerçekten inanılmaz kampanyalar Demirkıran Arz Ofisi'ne. Çok güzel bir slogan var. Nedir o slogan Mustafa? Ne arsa olur mu? Bak nereye gidiyorsun ben? Ha işte. Hiçbir şey ne var. Arsa, ne altın, arsa ne borsa, tek yatırım arsa. Hem de ne arsa diyelim. Evet, gerçekten. Her şey değerini kaybediyor ama bir tek ne değerini kaybetmiyor başkanım? Arsa. Toprak. Ya işte toprak. Arsa, evet. Tabii ki. Evet başkanım. Şöyle bakalım böyle başka neler yapıyor derneğimiz. Şimdi derneğimizin gençlere yönelik var mı bir planı, projesi şu an? Özellikle gençlere. Mesela ilk öğretimde okuyan bir öğrenci kardeşlerimize. Üniversitenin altındaki kardeşlerimize var mı şöyle bir plan, proje? Düşündüğünüz herhangi bir şeyler var mı? Tabii insana yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Biz de gençlerimize devamlı burs vermek isteriz. Ne bileyim imkanlar tanımak isteriz ama burs olarak şu anda derneğimizin bütçesi buna uygun değil. Tabii ki burs vermek isteyen üyelerimiz oluyor. Daha bunu bir kararlaştırmadık. Örneğin bir ara yönetim kurulumuzda olan Serkan Dağdevri'nin böyle bir niyeti vardı ama daha böyle bir gündeme gelmedi. İnşallah Serkan Dağdevri'nin olur. Başka köyümüzden kişilerin katkılarıyla burs vermeyi düşünürüz tabii ki. İnşallah da olacak ilerleyen aşamalarda. İnşallah. İnşallah. Şimdi köy gençlerini derneklerde toplayıp da işte örfümüz buydu, adetimiz buydu dediğiniz oluyor mu? Şu anda öyle bir imkanımız yok. Yer olarak imkanımız yok. Kendi yerimiz yok. Genel kurulumuzda yer alma kararı verildi. Tabii ki Ankara ilinde olur, İstanbul'da olur. Herhangi böyle bir yer alırsak kendi yerimiz olur. Buna bu şartlarda tabii ki gençlerimizi de toplarız. Üyelerimizi de bir araya getiririz. Daha içli dışlı olarak böyle tabii bir hedef ediyoruz ama yer olarak tabii gayri resmi şeylerimiz oluyor, görüşmeler oluyor, ne bileyim gençler arasında Ankara'da futbol maçları düzenleniyor, halı saha maçları yöre halkıyla beraber böyle çalışmalarımız oluyor. Tabii ki gayri resmi, dernek bünyesinde değil, şu anda böyle bir çalışmamız var. Evet, şimdi Ahmet abiye tekrar bir mikrofonu şöyle uzatalım. Ahmet abi, sana da üniversite gençlerinden filan sorayım. Köyünüzde var mı üniversite okuyan gençlerimizde? Tabii ki var. Kaç tane var bildiğin, hatırladın? Vallahi sayısını hatırlamıyorum ama bayağı da var yani. Bayağı bir var. Var. Bunların hiç böyle sizin gözetlediğiniz oluyor mu? Bir şeylere sıkıştığı veya maddiyatı olsun veya maneviyatı olsun. Şu an ne gibi faydalar sağlamak istersiniz onlara?
Mutla Başkan'ın da açıkladığı gibi kendimize has bir yerimiz olmadığından bir arada toplanıp da onların ihtiyaçları nedir, ne değildir, ne bir faaliyet gösterebiliriz. İçimizden gelen düşüncelerimiz var ama imkansızlıktan dolayı bunları gerçekleştiremiyoruz. Evet, inşallah da en yakın bir zamanda, en kısa bir zamanda bu imkanları inşallah tanırsınız. Önümüzdeki zaman içerisinde yine yönetim kurulumuz olarak İstanbul'daki üyelerimizle toplanaraktan önümüzdeki aylar içerisinde, en kısa zaman içerisinde bir keşkek gecesi düzenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah. Onun da kararını vereceğiz. İnşallah. Evet, enişte, senden güzel bir eser daha alalım. Evet değerli dostlar, şurada bir kez daha hatırlatalım. Bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra duygu ve düşüncelerinizi yazın. 39-29'dan bizlere gönderin. Bakalım son mesajlarımızı alacağız. Akşama döndü gülüm, bir selam sal sabah olsun. Gökte bulut yandı gülüm, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal. Gökte bulut yandı gülüm, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal yüzüm gülsün. Güneş doğsun, bir selam sal. Tayrek'ten çağır beni, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal yüzüm gülsün. Başka türkü söylüyorum, başka türkü. Yitirmişim evi barkları, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal.
Yitirmişim evi berklere, bir selam sal sabah olsun, bir selam sal güneş doğsun, bir selam sal yüzüm gülsün. Eyvallah, eyvallah. Gerçekten yüreğine gönlüne sağlık. Buradan mekana cennet olsun Kıvırcık Ali'mizin. Nur içinde yatsın. Gerçekten çok erken bir şekilde ayrıldı bizlerden. Ya işte hani deriz ya, ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Evet. Mustafa, hep böyle durgunsun. Bugün ne oldu? Evet, bugün niye durgunum ben de anlamadım. Gitti. Valla telefon varmış. Sen alo diyor Mustafa. Alo. Alo. Buyurun. Ben canlı yayına bağlanmak istiyorum. Bizim köyün derneğinin şeyi var da orada bir teşekkür etmek istiyorum. Dur dur abi, sen nereye bağlanmak istiyorsun? Canlı yayına. Abi bizde canlı yok. Sen zaten canlı yayındasın ya abi. Alo. Efendim, buyur abi, buyur. Ben İdris Kale'ye bağlanmak istiyorum. Abi sen televizyonun sesini kıs. Televizyonun sesini kıs abim. Bizi telefondan duy. Televizyonun sesini kıssanım. İdris Kale, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar abim. Kimle görüşüyorum? Ben Salih Dağdevren. Enişten, enişten. Haa, enişte. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyur, akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar amca, iyi akşamlar. Bak, başkanımla seni baş başa bırakayım. Bütün herkese iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir hak var, böyle bir şeyler... Bırak. Salih abi, teşekkür amca, ederim. Amca, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, programa geldik, sizleri sormalı. Çok memnun oldum ya, duygulandım ya. Sağ ol, teşekkür ederiz. Vallahi... Var mı bir isteğin? Sizin canınızın sağlığı. Böyle şeyler gördükçe daha güzel oluyor. Şimdi biraz önce... Selam söyle oradakilere. Oldu baş üstüne. Oldu. İyi akşamlar. Var, var, var. Var. Oradaki... Oldu baş üstüne. Bak, bana televizyonun sesi açık olduğu için yankı yapıyor. Evet. Yankı yapıyor. Şimdi televizyonu çok uzak bir yerde görüşmen lazım. Evet. Oldu. Yanında kimler varsa hepsine selamlarımızı iletmiş olalım. Allah'a emanet ol. Anca, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet. Usul usul da programımızın sonuna doğru geldik ama şurada mesajlarımızı son kez bir daha bir kontrol edelim. Ondan sonra usul usul bitirmiş olalım. Merhaba, ben Bağcılar'dan Olgun. İdris Bey, programınız çok güzel. Seher Yıldızı parçasını tüm Giresunlara gelsin. Bir de Cimi Tekleri Zihni Bey'e gelsin. Sedat Bey'e, Demirkan Arsofisi Abdullah Bey'e de selamlarımız olsun demiş. Eyvallah. Buradan da Giresunlu bütün dostlarımıza bizler selamlarımızı iletmiş olalım. Evet dostlar, usul usul da bizler sona doğru geldik. Son sözlerimizi alalım ve bitirelim. Hadi Mustafa, evet. Senden başlayalım. Benden mi başlıyoruz? Başkanımızdan başlayalım istersen. Hiç fark etmez. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Son bir eserle vedamızı edip evet, ekranları başında bizleri yalnız bırakmayan, mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sponsorumuz Abdullah Demirkıran Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu Demirkıran Arsa ofisinden arsa almak isteyen bütün dostlarımızı bekliyoruz inşallah. Benden bu kadar. Şimdiden başkanlarımıza da teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadılar. Orkestramıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Rejiye teşekkür ediyoruz. Kanalımızın sahibi sevgili Sedat Akçan abimize de teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladığı için. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet başkanım, son sözlerimizi alalım ve vedamızı edelim. Kanal 60 TV'ye, Kanal 60 TV'ye, Mustafa Elmas Bey'e, siz İdris Kale Bey'e teşekkür ederim ve ayrıca ekibinize de teşekkür ederim, saz ekibinize de. Ben buradan üyelerimize bir duyurum olacak. Bize destek veren,
derneğimize üye olan üyelerimize, bay bayan hepsine teşekkür ederim. Ve ayrıca derneğimizin faaliyetleri sırasında bize katkıda bulunan İstanbul'daki keşkek gecemizdeki keşkek ağamız Duran Dağdevren ne de ayrıca teşekkür ederim ve diğer sponsorlarımız olan Yasin Dağdevren, Yunus Dağdevren, Erol Çardak ve Uğur Çetin'e de ayrıca buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Son bir söz olarak da ülkemizde ve başkentimizde yaşanan bir terör saldırısı var. Bu terör saldırısında hayatını kaybeden sivil ve askeri mensuplara başsağlığı diyorum. Allah'tan rahmet dilerim ve ailelerine başsağlığı diyorum. Bu terör örgütünün hedeflerine ulaşamayacaklar ve hayırlısıyla biz bu olayların üstesinden geleceğiz ülke olarak. Bu şekilde herkese teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olasın başkanım. Evet Ahmet abi. Ben Kanal 60 TV'ye teşekkür etmek istiyorum. Önce bizleri konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'e, İdris Bey size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bizi mesajlarıyla veya telefonla arayan arkadaşlara ve hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Az önce telefon açarak arayan Erol Güneş'e de teşekkür ediyorum. Yakın köylü arkadaşımız. Buradan tekrar başkanımızın dediği gibi ülkemiz bir kaos içerisinde, terör saldırısında. Bu ülke bunun üstesinden gelecektir. Bu hain insanların emellerine ulaşamayacaklarını diliyorum. Geçenki patlamalarda, Diyarbakır ve Ankara'daki patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun, var olun. Gerçekten güzel bir şeye değindin. Evet, bu Ankara'daki patlamalarda artı Şırnak'ta ve Cizre'de şehit olan, Diyarbakır'da ve Cizre'de şehit olan Mehmetçiklerimize, polislerimize mekanı cennet olsun. Zaten şehit bunlar cenneti kabul ediyor ama şunu diyeyim, hiçbir daim için ülkemize uzanan eller, o pis eller emeline ulaşamayacak. Bir kez daha bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ailelere başsağlığı iletmiş olalım. Evet, bizden de bu akşamlık bu kadar. Katkılarından ötürü bir kez daha Demirkıran Arsofisi Abdullah Demirkıran Beyefendi'ye teşekkürlerimizi gönderelim. Siz değerli dostlarımız, birikimlerinizi yatırıma dönüştürmek istiyorsanız Abdullah Demirkıran yani Demirkıran Arsofisi'ne rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. İstanbul'un birçok noktalarında servisler bulunmaktadır. Gidin, görün, en azından bir gezmiş olursunuz. İnanıyorum ki gördüğünüz zaman almamak elde bile değil. Evet, pazar günü de birçok dostlarımız Silivri ve Kırklareli'ye gidecek. Onlara da hayırlı yolculuklar dedikten sonra benden de artık bugünlük bu kadar. Evet, değerli Serdal kardeşim olsun, Talya kardeşim olsun, abimize olsun. Emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun. Sizler de bizlerin bir parçasını tabii ki Serdar kardeşim şu an kamerada. Orada Serdar Demir'e de buradan. Onun da emeğine sağlık. Rejideki kardeşim Mehmet'e olsun, Tayfun olsun. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet dostlar, benden de bu haftalık bu kadar. Sizleri öncelikle Yüce Rabbime, ondan sonra kendinize emanet ettikten sonra Allah'a ısmarladık diyorum ve elveda edelim hadi. Hep beraber.